parti desteğini belki kabul etmez, kaybetmez. HDP'den, yani Yeşil Sol ama HDP diyorum ben hala ona. Yapılan bir açıklama var. Biz kurullarımızla bir araya geldik. Yarın nihai kararımızı açıklayacağız diye. Ama bu tartışmalardan duydukları rahatsızlıkları da belirtiyorlar ve dördüncü maddenin demokratik ilkelere aykırı olduğu notunu da düşüyorlar o açıklamada. Bana gelen kulis bilgisi, bütün bu rahatsızlığa rağmen HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğini sürdüreceği yönünde. Bir sürpriz olmazsa. Yani en azından düne kadar, dün HDP'nin en tepe yöneticilerinden birinin çok kıymetli bir yazarla yaptığı uzun bir görüşmenin sonucunda ona söylediklerini biliyorum. Biz ne olursa olsun Kemal Bey'e desteğimizi sürdüreceğiz parti olarak diyorlardı. Ama tabii o zaman, yani bu konuşma geçtiğinde henüz mutabakat metni ortaya çıkmış değildi. Şimdi kayyum uygulamalarıyla ilgili HDP'de çok doğal bir rahatsızlık oldu ortada. Nitekim Millet İttifakı olarak aslında ortak metinde kayyum uygulamalarına son verileceği, kayyumun ancak işte hukuk ilkeleriyle bağdaşır bir şekilde belediye başkanlarının, seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanabileceği yönünde bir düzenleme vardı. Ama dördüncü madde aslında mevcut uygulamanın aşağı yukarı benzer şekilde devam etmesini çağrıştıran bir madde ve buna yönelik de HDP tepkisini koydu. Şimdi Millet İttifakı bileşenleri tepki vermediler mi? Verdiler. İlk açıklamalar geliyor. Meral Akşener, biz zaten yetkimizi verdik Sayın Kılıçdaroğlu'na diyor. Yani İYİ Parti cephesinden herhangi bir rahatsızlık yok Ümit Özdağ ile yapılan mutabakata dair. Zaten ben İYİ Parti cephesinde bir rahatsızlık beklemem. Yani Ümit Özdağ ile geçmişte anlaşmazlık yaşayıp İYİ Parti'den çıkarak, hem de çok kötü bir şekilde çıkarak, İYİ Parti'yi İstanbul o dönemin il başkanı Burak Avuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlayacak kadar ağır ithamlarla partiden ayrılan bir isimdir Ümit Özdağ. Ama baktığınızda ne olursa olsun İYİ Parti'nin çizgisini çok rahatsız edici şeyler değil Ümit Özdağ'ın talepleri. Ve siyasi fayda açısından da Meral Hanım bakar olaya, yani onun açısından düşünüyorum, bir itirazı olmaz. Ama burada esas Deva ve Gelecek Partisi, özellikle Deva Partisi, Gelecek Partisi de, yani Sayın Davutoğlu'nun Ümit Özdağ'ın çizgisinden, göçmenler konusundaki çizgisinden ne kadar rahatsız olduğunu bizzat biliyorum. Yani gazetecilerle yaptığı toplantılarda bize de ifade etmiştir bunu. Dolayısıyla o iki parti ne diyecek diye baktım. Ali Babacan'dan bir açıklama var. Açıkçası çok yumuşak tonda. İşte mutabakat metnine aykırı bir şey yoktur. Biz aynı şekilde arkasındayız diye bir açıklama. Yani herhangi bir itiraz yok. Gelecek Partisi, çok merak ediyordum. Çünkü Selim Temurci Gelecek Partisi'nin önemli isimlerindendir, yöneticilerindendir, kurucularındandır. Çok sert bir tweet attı bugün. Hatta Ümit Özdağ'ın etrafına söylediği İçişleri Bakanlığı iddiasına yönelik de eleştirel bir tweetti bu. Dolayısıyla Gelecek Partisi için bir rahatsızlık olduğunu yalnızca Selim Bey üzerinden değil, ben hani partililerle konuştuğumda da görüyorum. Gelecek Partisi de buna itiraz etmeyeceğini söylüyor ama çok yuvarlak bir dille. Şimdi açarım, mesajları var. İlkesel olarak, yani önemli olan ortak mutabakat metnindeki ilkelerin dışına çıkmamaktır gibi muğlak bir ifade kullanmışlar. Şimdi mesele şu, bugün Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan mutabakat metni altılı masanın ortak mutabakat metninin dışına çıkmamak mıdır? Mal gibi çıkmaktır. Dolayısıyla aslında yani Gelecek ve Deva Partisi sandıkta beklenen etkiyi yaratamadıkları için ve CHP'nin içinden de ciddi bir tepki gördükleri için anladığım kadarıyla ve de artık 2-3 gün kalmış seçimlere bu aşamada itiraz etmek işleri daha da sarpa sardırabilir diye biraz yumuşak tondan geçiyorlar ama çok net söyleyeyim, iki partide de çok büyük bir rahatsızlık var. Bir kere her şeyden önce bir yıldan fazla her konuda mutabık kalarak hareket edeceğiz diyen bir ittifak en sonunda İttifak bileşenlerinin nihai onayını almadan böyle bir metnin çıkamasına masanın doğası gereği aykırı olduğu için rahatsızlık duyuyorlar. Ama dediğim gibi önümüz seçim, şurada kalmış 3 gün. Bu aşamada bir itiraz olacağı, işte biz biz bayrak kaldırıyoruz, Millet İttifakı'na aykırıdır bu vesaire gibi bir çıkış yapacaklarını zannetmiyorum.